gerçeklerine baktığınızda pratik bir doğru. Sadece araştırma verilerine göre değil, aynı zamanda seçim verilerine göre de böyle. Şöyle ki 2015 1 Kasım seçimlerinde AK Parti artı MHP'yi topladığınızda yaklaşık %60. Bu rakam son genel seçimlerde ön %53.7'ye düştü. Yerel seçimde %50.8'e düştü. Bu geçen ay itibariyle, yani bu ayki işte ilk araştırmalardan biri bu. Niye geçen ay bu ay önemli? Çünkü geçen ay bu araştırmalar ayın ilk yarısında yapılıyor genellikle. İkinci yarısında da müşterilere duyuruluyor. Dolayısıyla Kasım'ın ilk yarısında yapılan araştırmalar bu doların çok hareketlendiği, işte onları zorladığı, onları arkasından da 14 sınırına dayandığı o gelişmeleri ve arkasından o zam yağmurunu, buna bağlı zam yağmurunu görmeden yapılmıştı. O araştırmalarda bile zaten AK Parti 32'ler civarındaydı. Cumhur İttifakı da toplamda, yani 3 parti toplamı işte %40'ları zar zor yakalıyordu. Şimdi o yani %60'larla başlayan yolculuk sonunda %40'lara kadar geriledi. Sayın Erdoğan'ın oyu biraz daha düşük. Niye? Çünkü bazı ittifak ortaklarının seçmenleri kendi partilerine oy veriyorlar. Genel seçimde ama Cumhurbaşkanı... Sayın Uslu, Erdoğan'ın kişisel oyu Cumhur İttifakı'nın toplam oyundan daha mı düşük? Tabii daha düşük. Zaten ne son kadar, genel seçimlerde ne kadar de böyleydi. Fark? İşte arada 3-4 puanlık bir fark var. Çünkü bazı seçmenler oy vermiyorlar. Oy vermeyeceğini söylüyorlar. Bu son genel seçimlerde de böyleydi aslında. Sayın Erdoğan %52 küsur almışken, biraz önce söyledim, Cumhur İttifakı 53.7 aldı. Yani arada 1,5 puanlık falan bir makas söz konusuydu. Şimdi fire biraz daha fazla. Niye? Çünkü MHP seçmeni de, Büyük Birlik seçmeni de bu ekonomik gelişmelerden, biraz önce gösterdiğiniz tablolardaki durumlardan rahatsız. Öyle olduğu için geçen sefer oy veren bazı MHP seçmenler ve Büyük Birlik seçmenler bu seçimde Sayın Erdoğan'a oy vermeyeceğini söylüyor. Kent partilerine oy veriyorlar ama Sayın Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığında vermeyeceklerini söylüyorlar. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın yönü de, AK Parti'nin yönü de, Sayın Erdoğan'ın yönü de sürekli aşağıya doğru. Bu ne zamandan beri? Aslında 2015'ten bu tarafa böyle geliyor. Evet, arada konjonktürel dalgalanmalar yaşandı. Diyelim ki 2016'da 15 Temmuz'dan sonra Sayın Erdoğan'ın kişisel oyu da, işte AK Parti'nin oyu da yükselmişti o dönemlerde. Ama bunlar konjonktürel dalgalanmalardı. Yani seçimlerde yaşanan gerçekleşmelere baktığınızda ve bugünkü, işte o günden sonra, yerel seçimden sonraki araştırmalara baktığınızda yön sürekli aşağıya doğru gidiyor. Bunu toparlamanın bir tek yolu var. Bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. İktidarlar sadece bir yöntemle aslında kendi oylarını arttırabilirler ya da erimesini engelleyebilirler. O da vatandaş memnuniyetini sağlamak. Şimdi AK Parti daha önce vatandaş memnuniyetini sağladığı yıllarda 34'ten 47'ye, 47'den 50'ye, hatta iki kere %50'lere genel seçimlerde ulaşabilme başarısını gösterdi. Yani vatandaş memnuniyeti olduğu zaman seçmen bunu ödüllendiriyor. Ama vatandaş mutsuzluğu olduğu zaman, daha önce de AK Parti'yi cezalandırdı. Ne zaman? 2009 yerel seçimlerinde 47 olan oyu 38'e düştü. Ya da 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde %50 olan oyu %40'a düştü. Yani bu AK Parti seçmeni iktidarı hem cezalandırabiliyor hem ödüllendirebiliyor. Ama 2018 Ağustos'undan bu tarafa Türkiye sürekli bir ekonomik krizin içerisinde olduğu için bu son 3 yıldır sürekli cezalandırma mekanizması çalışıyor. Ödüllendirme mekanizmasını çalışabileceği bir atmosfer söz konusu değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de bu ekonomik tablo değişmediği müddetçe iktidarın, AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın oylarının yönü aşağıya doğru olmak durumunda. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bugün yer alıyor. Dün aslında gündeme düştü. Düştü kelimesi hani bomba gibi düştü falan çağrışım yapıyor. Öyle de değerlendirilebilir. İyi Partili Koray Aydın'ın bir ifadesi. Kazanacağına inanırsa destekleriz. Üst başlığı da şöyle. İyi Parti, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışıyor. Aslında tam olarak böyle değil. Değil mi Hakan Çelenk ifade? Diyor ki kazanacağına kesin olarak baktım. Evet, aslında özetle anketlerde kim önde görürsek kazanacağına o olmalı.
Yani böyle bir kimin kazanacağını görürsek. Yani Kılıçdaroğlu'na karşı çıktı gibi bir algı yok. Zaten hatta yani her şey olabilir. Biz kazanan adaya bakarız. Millet İttifakı'nda üzerinde uzlaştığı şeklinde bir söylem bu. Evet, yani biz kazanacak bir adayla çıkmak istiyoruz. Artık çünkü kaybetme lüksümüz yok demiyor ama bunu demeye getiriyor. Çünkü kaybetme lüksümüz yok ifadesi bütün muhalefet mahfillerinde diyeyim özetle tekrarlanan slogan haline gelmiş bir durum. Şimdi Profesör Uslu, bir adayın kazanmasının neredeyse garanti olup olmadığı ya da riskli olup olmadığı herhalde neticede gene anketlere bakılarak söylenebilir. Size göre gerçekten anketler Ahmet kazanır, Mehmet kazanamaz Erdoğan'ın karşısında, Erdoğan aday olacağını varsayarak tabii. Efendim işte Fatma kazanır, Süheyla kazanamaz gibi net bir tablo çizebilir mi? Size göre bu aday meselesinde, çünkü çok yakın bir gelecekte bana sorarsanız artık meselenin adı konulacak duruma geleceğiz. Adayların isminin açıklanacağı duruma geleceğiz, öyle görüyorum. Siz bir kere öyle görüyor musunuz? Yani nasıl bir takvim, yol haritası var sizin aklınızda? Bir de dediğim gibi Millet İttifakı nasıl belirler adayını? Şimdi aslında prensip olarak bir masa etrafında toplanacağız ve belirleyeceğiz diyorlar. Yani bunu hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener söylüyor. Şimdi burada temel soru ve sorun masanın etrafında kaç partinin, kaç liderin olacağı. Henüz onu bilmiyoruz. Niye? Çünkü Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, Sayın Temel Karamollaoğlu aslında bir taraftan diyelim ki parlamentodaki bu altılı çalışma grubuna arkadaşlarını gönderiyorlar. Büyük bir disiplin içerisinde o parlamenter sistemle ilgili çalışma sürdürülüyor. Fakat bu üç partiye de sorulduğunda her üçü birden ittifak konusunu konuşmak için henüz erken olduğunu, bunun için seçim takviminin oluşması gerektiğini, onu beklediklerini, o takvim içerisinde buna karar vereceklerini söylüyorlar. Şimdi böyle, hal böyle olunca da şimdiden yaptığımız bütün sorgulamalar aslında farazi sorgulamalar, hipotetik sorgulamalar. Çünkü biz biliyoruz ki seçmen davranışını belirleyen en önemli şey aslında ittifakların yapısı. Şimdi ben bazen şu örneği veriyorum. Diyelim ki son cumhurbaşkanlığı seçimi Sayın Erdoğan tek başına AK Parti'nin adayı olsaydı kaç oy alırdı? AK Parti artı MHP artı Büyük Birliğin adayı olunca kaç oy aldı? Bu ikisi arasında mutlaka fark olurdu. Aynı aday, aynı seçim, fakat ittifak ortaklarına göre bu adayın oyu artıyor ya da azalabiliyor. Ya da Sayın İmamoğlu son İstanbul seçimlerinde sadece CHP'nin adayı olsaydı kaç oy alırdı? Bütün muhalefetin adayı olunca kaç oy aldı? Dolayısıyla yine aynı isim farklı ittifak şeylerine, yapılarına göre farklı oranları alabiliyor. O yüzden de bu tahminlerin, anketlerin isabetli değerlendirmeler yapabilmesi için ilk önce ittifakların yapısının ortaya çıkması gerekiyor. Aynı şey yani sadece Millet İttifakı için değil, Cumhur İttifakı'nın da biz aynı mı kalacağını, büyüyeceğini mi yoksa küçüleceğini mi şu an bilmiyoruz. Şu an yaptığımız değerlendirmeler işte 3 ortaklı bir ittifak için. Ama o büyüyecek olur 6'ya çıkarsa mesela, ya da küçülecek olur 2'ye inerse, tabii bugünkü tahminlerimiz değişecektir. O yüzden en doğru kararı ve en doğru değerlendirmeyi biz bu ittifak yapıları netleştikten, seçim takvimi oluştuktan sonra yapabileceğiz. O zamana kadar farazi tahminler yapıyoruz, genel eğilimleri ölçüyoruz. Benim gördüğüm partilerde bu seçim takviminin ortaya çıkmasını bekliyorlar, bekleyecekler. Seçim takvimi oluştuktan sonra ama %50 artı 1'in dayattığı bazı zorunluluklar var. %10 barajının dayattığı ikinci bir zorunluluk var. Baraj değişecek mi değişmeyecek mi henüz onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla hani üçüncü bir ittifak cazip olabilecek mi yoksa imkansız mı olacak? Bütün bunlar bence o seçim takvimi, seçim kanunundaki değişikliklerden falan sonra konuşulacak konular. İyi Parti aslında bir tek bir prensipten bahsediyor uzun zamandır. Diyorlar ki bir, biz adayı göstermeyeceğiz. İki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı adaylık kriterlerini biz de onaylıyoruz. Üç, buna ilave bir şey daha ekliyoruz. Kazanacak aday. Kazanacak aday da işte o seçim atmosferi içerisinde ölçümlenir ve karar veririz. Yoksa bizim prensip olarak herhangi bir şeye karşı olmamız ya da herhangi bir şeyi reddetmemiz peşin peşin söz konusu değil. Biz kazanacak aday olduktan sonra ve uzlaşmayla belirlendikten sonra her adayı destekleriz diyor. Şimdi iktidar tarafı bu açıklamaları
sanki bir handikapmış gibi destek şey lanse ediyor. Bu anlamda siz sanırım muhalefetin kendi adayı üzerinde tartışma yürütülmesinin kamuoyunda yürütülmesinin muhalefete yaramayacağını düşünenlerdensiniz. Söylediklerinizden bunu anlıyorum. Tabii aynen öyle. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü sonunda prosedür belli ama şu an için konjonktür ve koşullar belli değil. O yüzden o koşullar belli olduğunda o prosedürle bu aday belirlenecektir. Belirlendikten sonra da ben yani destekleyen partiler o şey netleştikten sonra seçmenlerin de zihinlerin netleşeceğini düşünüyorum. İktidar bu tür açıklamaları bir handikap gibi gösteriyor ama benim gördüğüm İyi Parti aslında gerçekte bir açık çek veriyor CHP'ye. CHP'nin elini rahatlatan açıklamalar bunlar. Bu bir handikap değil. Bazen televizyon tartışmalarında falan özellikle bu çok kullanılıyor. Ama ben burada bir sorun ve bu açıklamalarda handikap görmüyorum. Zaten uzun zamandır söyledikleri şeyi tekrar ettiler. Yani kazanacak aday olduktan sonra ve prensiplere uyduktan sonra niye desteklemeyelim ki bizim hiç kimseye prensip olarak hayır demem gibi bir durumumuz yok diyorlar. Bence bu ittifakın devamlı evet. açısından pozitif bir tutum, negatif bir tutum olarak görmüyorum. Çok çok az bir süremiz kaldı. Son olarak şunu sormak isterim size. Filan adayın şu özelliği, falan adayın şu özelliği dezavantaj ya da avantaj olarak hep konuşuluyor, tartışılıyor ya. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması ya da işte Mansur Yavaş'ın konuşulan isimler itibariyle söylüyorum. Mansur Yavaş'ın Kürt siyasetine uzak olduğu gibi daha ziyade işte MHP'ye yakın geçmişi nedeniyle bunlar size göre seçmen nezdinde önemli mi yoksa seçmen adayın kim olduğundan çok artık geldiğimiz noktada Erdoğan'ın gitmesi için mi oyunu kullanacak? Bence ikincisi olacak. Yani bir, kimin geleceğiyle değil, kimin gideceğiyle ilgileniyor. İki, bir de kimin aday olduğundan çok kimlerin adayı olduğuna bakıyorlar benim gördüğüm. Yani bu araştırmalardan çıkan sonuç hangi partiler destekliyorsa o partilerin tabanları kendi partileriyle paralel bir şey tavır gösteriyorlar. Partilerinin tavrının dışında tavır gösteren seçmen oranı düşük. Onlar sonuçlarını etkileyebilme olanağı söz konusu evet. değil. O yüzden de burada önemli olan ittifakların yapısı, kimlerin hangi ittifak ortağı olacağı ve onların toplamdaki oy oranları. Ben o oy oranlarının yaklaşık olarak sandığa yansıyacağını düşünüyorum. Adayların kimliğinden bağımsız olarak. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Uslu. Bir toplantınız olduğu için ikinci bölümde bizimle olamayacak Sayın Uslu. Hani bir de uzaktan uzağa Ankara'dan bir gün burada ağırlamak da isterim kendimi.